Bir sanayicinin sanayi odasına kayıtlı olması başlı başına büyük bir başarıdır ve tebrik edilmesi gereken bir husustur. Ama bu yerli sanayiyi devamlı korumak ve ayakta tutmak ve daha ileriye götürmek de elbette devletimizin, hükümetimizin, hepimizin görevidir. Çünkü yerli işte fabrika, her fabrika bir kaledir. Bu fevkalade güzel bir ifadedir. Atatürk'ün ifade ettiği bu. Üretmeyen toplum yok olur. Evet, bunlar da çok güzeldir. Ama mutlaka yerli sanayiye, yerli üretime mutlaka sahip çıkmamız gerekir. Destekleri artırmamız lazımdır. Ne gibi teşvikler yapabiliriz? Girdi fiyatlarında neler yapabiliriz? Bunları elbette hükümetimiz zaten düşünüyor ve yapmaya da çalışıyor, gayret gösteriyor. Dolayısıyla yerli sanayiyi, yerli üretimi her zaman desteklemek ve sahip çıkmak bizim başlıca görevimizdir. Çünkü katma değeri de çok yüksektir. Yerli üretimin, yerli sanayinin katma değeri çok yüksek olduğu gibi keşke bu yeşil hat tüzüğünün ötesinde doğrudan ticaret de olsa ve biz başka ülkelere de sadece Güney Kıbrıs üzerinden, yeşil hat üzerinden değil de doğrudan ticaret yoluyla bu ürettiklerimizi, bu sanayi ürünlerimizi satabilsek. Ama inşallah bu da gelecek tabii ki. Zaten ciddi bir haksızlık var burada. Anlam planında işte doğrudan ticarete çok yakınız olacak dendi ama neticede olmadı. Verilen sözler tutulmadı. Ama yine de yeşil hat tüzüğü üzerinden de sanayicilerimiz bir şeyler yapıyor. Üretenler yine bir şeyler yapıyor. Onu geliştirmek, çoğaltmak ve daha ileriye götürmek de elbette sanayi odasının da hükümetimizin de görevidir. Ben tabii ki mobilya sanayicilerini tebrik ediyorum. Yani 15 bin kişi bu sahada iş buluyor ve çalışıyor. Alın terlerini, emeklerini, sanatlarını da ortaya yere koymuş oluyorlar. Ve bine yakın da sermayedar bu sahada yatırım yapıyor. Sanayici yatırım yapıyor. Ayrıca mobilyacılarımız da ciddi bir şekilde, Sayın Bakan da ifade etti, İnşaat sektöründen sonra en güçlü mobilya sanayimiz vardır. Ama Kıbrıs Türk halkı başarabilir. Kıbrıs Türk halkı üretebilir. Kıbrıs Türk halkı sanayisini oluşturabilir. Dolayısıyla biz geriye gitmiyoruz. Zaman zaman sıkıntılar olabiliyor. Geliş gidişler olabilir, inişler olabilir. Ama Allah'a şükür ayaktayız. Devletimiz de var, sanayimiz de var, turizmimiz de var, üniversitelerimiz de var. Elbette daha iyi gideceğiz. Daha iyi güzel günler mutlaka göreceğiz. Şimdiden Ramazan bayramınızı da kutlar ve mutluluklar dilerim hepinize. Sağ olun, var olun. Evet, tamam. Bismillah dedik. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Lüzmedir. Yani balkonlu da olsa eviniz.